izleyenlerin bayramı mübarek olsun. Bugün bayramın birinci günü. Şöyle öğlene doğru evden çıktım. Böyle geze geze yürüyebildiğim kadar yürüyeceğim yani. Düzköy asfaltına kadar ineceğim. Sonra devam da edebilirim. Hava biraz sisli. Yağmur yok. Yürümek için elverişli bir hava var. Bir de etraf yemyeşil olmaya başladı. Çiçekler açtığı için çok güzel manzaralar var. Onların fotoğraflarını çekiyorum. İnşallah sizlere de paylaşacağım. Şu anda Nesi mahallemize geldim. Buradan geçerken de Nesi mahallemizden de sizlere görüntüler paylaşacağım. Burası biraz köyün aşağısında kaldığı için fotoğraf çekme açısı biraz uygun olmadığı için bugün buradan yürüyüme geçerken hem fotoğraf çekeceğim hem video çekeceğim. Buradan olup gurbette olanlara 250'miz olsun. Herkese buradan selamlarımı yolluyorum. Şöyle kamerayı bir çevirelim. Kuş seslerini duyuyorsunuz zannedersem. Burası rahmetli Kemal amcamızın atölyesiydi. Eskiden harıl harıl çalışıyordu. Köyde iki tane atölye vardı. Birisi aşağıda önünden geçeceği zaman hala aktif burası. Artık aktif değil. Ortaokula giderken iş bilgisi dersinde bize Sunta yeri neydi ya? Kontraplak tarzı böyle el işi yapmak için malzemeler lazım olurdu. Sağ olsun Yılmaz abi, Erdoğan abi. Buraya geldiğimizde hiçbir şekilde bizi boş geri çevirmezlerdi. Mutlaka ne istiyorsak bizlere sağlarlardı. Buradan hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Rahmetli Kemal amcamızı rahmetle, minnetle tekrar anmış olalım. Bereketli bir yerde. İnsan yapılan hiçbir iyiliği unutmaz. O zamanlar öyle bir imkanımız yok. Okuldan hoca istiyor, bir yerden bulacaksınız diyor. Nereden bulacağız? Evde öyle bir imkan yok. Gelirdik oraya. Parça varsa parçayı verirdi. Yoksa kesip verirlerdi bize. O kapıdan hiç geri boş döndüğümüzü bilmiyorum. Yürümeye devam ediyoruz. Yaylalardan kar eridiği için derelerin suları birazcık coşmuş akıyor. Evet, Nesi mahallesinde yürümeye devam ediyoruz. Hemen şu yukarıda rahmetli Osman amcamızın terzihanesi vardı. Köyün iki tane terzisi vardı. Biri Şevket abi, biri Osman abiydi. Osman abi rahmetli oldu. Çok güzel pantolonlar dikerdi. Biz de diktiği pantolonlardan giydik. Özellikle son dönemde bu yöresel kıyafetlerle ilgili çok güzel elbiseler dikiyordu. Birkaç sene önce rahmeti rahmana kavuştu. Nesi mahallesinde yürümeye devam edelim. Şuradaki erik ağaçlarını görünce insanın böyle ağzı sulanıyor. Ekşi erik ama ben çok seviyorum. Böyle dallara yükleniyor. Buradan her geçerken onu izliyoruz burada. Ya senin soruya dolman lazım. Burada ne işin var ya? Sağ ol, sağ ol. Böyle yürüyeceğim inşallah. Eyvallah eyvallah. Bir sonraki seferde şeyde rastlaşacağız ha, soruya da. İnşallah. Hadi bakalım. Hadi Allah'a ısmarladım. Sağ ol sağ ol. Sağ ol. Hemen şimdi yolun sol tarafında rahmetli Ali Osman amcamızın
sobacı dükkanı vardı. Şimdi oğlu Celalettin orayı işletiyor. Ali Osman amcayı da rahmetle, minnetle anıyoruz. Aynı şekilde ortaokulda iş bilgisi dersinde lama demiri lazım olurdu. Buradan gelirken ondan da isterdik. İmkanları dahilinde bizlere yardımcı olurdu. Tekrar Allah rahmet eylesin. Dükkan burası Ali Osman amcanın. Buradan geçerken demir sesi, böyle tövme sesi. O sesler hala kulağımızda çınlıyor. Burası da Nesi camimiz. Buradan geçerken Ahmet hocamıza analım, selamlarımızı yollayalım. Osman hocamıza analım, ona da selamlarımızı yollayalım. Bakın şurada eski bir bina var. Eskiden muhtemelen dükkan amaçlı kullanıldı ama ne olduğunu bilmiyorum. Burası araba garajı. Bu da Nihat Gedikli abimizin kamyoneti. Yavaş yavaş Ahmet amcamızın bakkalına yaklaşıyoruz rahmetli. Evet, bakkal burasıydı. Köyün süpermarketi gibi hizmet veriyordu. Köyde lazım olan her şeyi burada bulmak mümkündü. Her şeyin bir sonu var. Burada hizmetini tamamladı. Şimdi bu şekilde devam edelim. Köyümüzdeki esnaf yoğunluğu eskiden çok büyük oranda hepsi Nesi mahallesindeydi diyebiliriz yani. Sobacı, iki tane atölye, bir tane demirci dükkanı ki şurası rahmetli Kadem amca. Sonrasında İsa abi. Şu duvarın hemen arka tarafı demirci dükkanıydı. Bir iki sene önce burası yıkıldı. Şu mezardaki çiçeklere baksanıza ya. Rengarenk maşallah. Hemen şurası dükkanın yeriydi. Evet, Mehmet abimizin atölyesi burası halen aktif. Genelde biçme işi yapıyor, ufak tefek işler de yapıyor diyebiliyorum. Eskiden daha fazla kapı, pencere falan o tür şeyler yapılıyordu. Şimdi onlar plastiğe, alüminyuma dönünce ortadan kalktı.
Evet, Nesi mahallemizden çıkıyorum. Ben böyle aşağı yürümeye devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi bayramlar.